İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Artı TV adlı YouTube kanalı Batı Ermenistan'ın Dersimhay platformuna değindi. Köy muhtarı, Artsakh'ın Karahunç sakinleri pes etmiyor, memleketinde yaratmaya devam ediyor. Şamşik, Batı Ermenistan'ın kültürel zenginliğini restore ediyor. Kostümler. Konstantinopolis'te yayınlanan en eski gazete Ermenicedir. Van Gölü kıyısında nesli tükenmekte olan bir ayı gözlemlendi. Türk gazetesi Ermeni kahramanları Antranik, Leonid Azgaltyan, Montemel Konyan hakkında bir makale yayınladı. Nekin Gedaşen köyünde antik döneme ait eşyalar bulundu. Batı Ermenice sunulan Zıntuk adlı pedagojik kaynaklar içeren bir web sitesi. Artı TV adlı YouTube kanalı Dersimhay platformu üyesi Arek Kara ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında Arek Kara kuruluşun faaliyetlerini, gelecek planlarını ve Dersimhay platformunun genel hedefini belirtti. Platform daha önce belirttiğimiz gibi Batı Ermenistan'ın Dersim ilinde yaşayan Ermenilerin ekonomik ve sosyal hayatını daha renkli ve anlamlı hale getirmek için iş desteği de dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler yürütüyor. Görüldüğü gibi Dersimhay platformunun faaliyetleri sadece işgal altındaki Batı Ermenistan'da değil, aynı zamanda genişlemeyi, dünyanın her yerinden taraftar toplamayı hedefliyor. Artsakh'ın Karahunç köyü muhtarı Arsen Gahramanyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı konuşmada 44 günlük savaştan sonra köyümüze Bertzurlu bir aile yerleşti. Aile son günlerde Artsakh'ın Kızılaç ofisinden yardım aldı. Ücretsiz konut stokunda 4 evimiz var. Tadilattan sonra yerlerinden edinmiş vatandaşlarımıza memnuniyetle teslim edeceğiz. Okul binasının tadilata ihtiyacı var. Burada 12 öğrenci okuyor. Anaokulumuz yok. Karahunç'ta doğalgaz tesis edilmiş, elektrik dağıtımı ve içme suyu mevcut. Köyde sulama suyu sorunu var, dedi. Savaş sonrası dönemde köylülerin istihdamına değinen Arsen Gahramanyan, köyün kendi kiraladığı ekilebilir arazilerin %70'inin düşman kontrolüne geçtiğini, ancak köylülerin bunalıma girmediği ve kendi topraklarında üretmeye devam ettiklerini söyledi. Köy sakinleri esas olarak hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de Şamşik adlı moda salonunun kurucusu Anna Avedisyan, Batı Ermenistan'ın Ermeni geleneksel kostümünün tarihini sunarak farklı bölgelerde milli kostümlerin günlük giysi olarak kullanıldığını belirtti. Milli kostümler birbirinden şekil, beden, kumaş kalitesi ve renk ile farklıydı. Sasun'da bölgenin dağlık ve soğuk olması nedeniyle çoğunlukla koyun yününün ayrılmaz bir parçası olduğu kalın kumaşla dikilmiş açık renkli kostümler giyerlerdi. Vaspuragan ve Maraş eşsiz süslemelerle bezeli en lüks elbiseleriyle dikkat çekerdi. Anna Avedisyan, geleneksel kıyafetlerin modaya uygun bir şekilde sunulması yönündeki mevcut eğilimlere de değinerek bu alanda da adım attığını, Van, Vaspuragan, Maraş ve diğer bölgelerin kıyafetlerini ve süslerini restore ederek bunları yeni yüzle dünyaya tanıttığını kaydetti. Konstantinopolis'te yayınlanan Jamanak adlı gazete, 114 yıldır aralıksız yayınlanan en eski Ermeni gazetesidir. Gazetenin genel yayın yönetmeni Ara Koçunyan'a göre gazete personeli modern dünya ortamına uyum sağlamak istiyor ve bunun için de finansal kaynak gereksinimine hazırlıklı olması gerekiyor. Gazetenin resmi web sitesi var ve sosyal ağlarda faaliyet gösteriyor. Kitapların yayınlanması da etkinliğin bir parçasıdır. Yani bu sadece bir gazete değil, aynı zamanda çok işlevli bir yapıdır. Gazete, işgal altındaki Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarına, devletle ilişkilerine ve Ermenistan Cumhuriyeti ile ilgili makalelere ayrıntılı olarak yer veriyor. Batı Ermenice iletişim kuranlar için günlük Jamanak gazetesinin bulunmaması, medyada onlara güçlü bir destek olduğu için üzücü bir durumdur. Ermenistan Cumhuriyeti Göç İdaresi Başkanı Armen Gazaryan, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Konseyi'nin 112. oturumunun COVID-19'un sınırlar, göç ve hareketlilik üzerindeki etkisi ders alarak geleceğe hazırlanmak konusuna çevrimiçi olarak katıldı.
Oturum Cenevre'de gerçekleşti ve örgütün 70. yıl dönümüne ithaf edilmiştir. Armen Gazaryan konuşma sırasında, geçen yıl sadece salgın nedeniyle zorluklarla dolu değildi. Aynı zamanda Azerbaycan'ın Artsakh'a karşı başlattığı savaş, küresel barış ve güvenlik açısından bölgesel insani krize ve toplu sürgünlere neden oldu dedi ve saldırganlık sonucunda %88'i kadın ve çocuk olmak üzere 91 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da yayınlanan Yeni Özgür Politika gazetesinde Nubar Ozanyan, Akbir Serop, Antranik Ozanyan, Sosem Ayrik, Leonid Azgaltyan ve Montemel Konyan gibi yurtsever ve kahramanlıklarıyla öne çıkan ve tarihte iz bırakan kahramanlara atıfta bulunduğu kapsamlı bir makale yayınlandı. Gazeteci birbirinden ayırmadan hepsini birleştiren, yenmesi veya diz çökmesi imkansız olan sadece gerçek Ermeni kahramanlarına özgü olan büyük Ermeni ruhunu özel bir hayranlıkla vurguladı. Gazeteci makalenin sonunda Leonid Azgaltyan'ın dediği şu sözlerini yazdı. Ben İstanbul duvarlarının altında şehit düşeceğim. Ve ekledi. 100 yıl sonra şehit Nubar Ozanyan taburunun üyeleri Ermeni Kurtuluş Savaşı'nı şimdi de sürdürüyorlar. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Geharkunik bölgesindeki Nerkin Gedaşen köyündeki Demer Antik Mezarlığı kazılarında bulunan çanak çömlek, silah, lüks eşyalar ve diğer malzemeler Tarihi Kültürel Rezerv Müze ve Tarihi Çevre Koruma Dairesi adlı ticari olmayan devlet kuruluşuna teslim edildi. Arkeolojik kazı ekibi başkanı Aşot Pilibosyan'a göre kazılar 40'tan fazla mezarda gerçekleştirildi. Arkeoloğa göre mezarlar erken Orta Tunç Çağı'ndan Demir Çağı'na kadar farklı dönemlere tarihleniyor. Yani mezarlık yaklaşık 1500 yıldır düzenli olarak kullanıldı. Arkeolog Plibosyan yaptığı açıklamada Ermeni platosunun 3. bin yıldan beri her zaman yoğun nüfuslu olduğunu ve kazılarda bulunan nesnelerin Sevan Havzası, Ararat Vadisi, Parçırhayk ve Van Havzası'nın tek bir tarihi ve kültürel bütününün bir parçası olduğunu gösterdiğini kaydetti. Batı Ermenice olan çeşitli kaynak, materyal, program ve araçları bir araya getirmek ve kullanıma sunmak amacıyla Zınduk adlı web sitesi yayınlandı. Kalus Gülbekyan Vakfı'nın Ermeni Departmanı tarafından Batı Ermenice dilinin gelişimini desteklemek için benimsenen deneyimli pedagojik yaklaşımlara dayanarak Zınduk, Batı Ermenice dilinin öğretilmesine ve öğrenilmesine hizmet eden bir evreni yaratmak istiyor ve özellikle çocuk, genç ve ötesine çeşitli yönlerden bir dünya açarak yıllar içinde arkadaş olmayı amaçlıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Duduk Topluluğu tarafından icra edilen Ermeni halk şarkısı Eçmiadzin adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.